Sayın Şen, bu kararlara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymazsak ne olur? Türkiye açısından hangi sonuçları doğurur? Şimdi elbette İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin veya Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nde başka memleketlerin iç işlerine karışmaması, milli yargı yetkilerine müdahale etmemesi gerekir. Prensiptir. Ama ben size iki cümle okuyorum. Nereden olduğunu söylemeyeceğim. Zaten Derya'nın bilecek de. Peki, belki bize o söyler. Ceza hükmünün insan hakları uzatmadan biraz uzun, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının mahkemenin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi halinde buna karşı başvuruda bulunursa yargılamanın yenilenmesi suretiyle bu aykırılık giderdir. Bunu ben söylemiyorum. Bizim bütün hakimleri, savcıları bağlayan, hepimizi bağlayan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesinin 1. fıkrasını ben. İki. Anayasa Mahkemesi bakımından buna ihtiyaç yok. Çünkü 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun 50. maddesinde zaten bu zikredilmiştir. Onu söylemeye bile gerek yok. Yani kanuna uymak zor. Yani kanun bitti. Kanun varken iptal edilmediği sürece uyacaksın. Yani bunu deyim yerindeyse affedersiniz. İşinize geldiğinde uygulayıp işinize gelmediğinde uygulamama gibi bir hakka sahip değilsiniz. Öyle bir yetkiniz olamaz. 46. madde yüksek sözleşmeci taraflar taraf oldukları, bunu söyleyeyim ismini, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt eder. Eğer siz bu taahhüdünüzü yerinize getirmezseniz, elbette ellerinde, yine mecazi olarak söylüyorum, kılıç kalkan elinde gelecek halleri yok. Bakanlar Komitesi var Avrupa Konseyi'nin. İhlalin gereğinin yerine getirip getirilmediğini takip edecek. Devamında bunların giderilmesi yönünde çaba sarf edilecek. Yerine getirmezseniz de ya sizinle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayacak. Çünkü devlet olarak sizin verdiğiniz parayla orada mahkeme hayatta. Rusya'da birkaç kararı uygulamayan memleket, onu size söyleyeyim. Azerbaycan'da da bu oldu. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarının gereklerini yerine getirmemek ahde vefa ilkesine aykırıdır. Derya Hanım işaret etti. Ben şunu kabul ediyorum. Ya kardeşim, bu mahkeme özellikle bazı siyasi figürlerle ilgili, onun için Atilla Taş kararını verdi. Bu her zaman siyasi figürle ilgili bu mahkeme karar vermiyor ki. Binlerce, on binlerce kararı siyasi figür olmayanlarla ilgili. Ben de hak ihlali kararı aldım. Şahsım olarak değil. Temsil ettiğim kişi o bakımında. Haklı mıydı? %100. Ama buradan sonuç alamadık. İlk oradan aldık. Şunu da unutmayalım. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuku güçlendirmişti. Özellikle işkence iddialarını ortadan kaldıran hazırlık soruşturması olarak bilinirdi. Şimdi soruşturma olarak bilinen aşamalara avukatların katılmasını sağlayan, efendim işte savunma hakkını güçlendiren, itham sistemine uyum sağlamasını güçlendiren İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi hukukta reform diyorsunuz ya Eren Bey, 1992 yılında oldu hukukta reform Türkiye Cumhuriyeti'nde. Eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na işte hazırlık soruşturması eski adıyla, şimdiki adıyla soruşturmaya avukatların katılması sağlandı. Eskiden birisini gözaltına aldıklarında avukat değil kimse yanlarına giremezdi. Efendim bunun zorla mı ifadesi alınıyor, dövülerek mi ifadesi alınıyor? Hatta birileri dedi ki ya şimdi delil nasıl elde edeceksin? Kardeşim sen şüpheliden sanıktan delile gitmeyeceksin, delilden şüpheliden şüpheliye sanığa gideceksin. Artık 21. yüzyılın şu anda 3. 10 yılındayız, tekrar geriye mi gideceksin? Dolayısıyla siz bugün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamadığınızda, tazminatınızı ödediğinizde kimse size gelip işte bunları yapabilirler. Siyasi yaptırımlar, bu bakanlar komitesi uyarır, sizi çıkarmaz. Yani onu göze alacaklarını zannetmiyorum. Zaten Türkiye Cumhuriyeti de bunu bilmekte. Dolayısıyla burada ikilem şu. Efendim siyasi karar veriyorlar. O zaman çık kardeşi. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yargı yetkisini kaldır. Niye bekliyorsun? Efendim kaldıramayın. Şimdi biz İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne ayar mı veriyoruz? Mesela Anayasa Mahkemesi'ne gidip 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'ni ne yapacağız? Yani Anayasa Mahkemesi biraz önce verdiğim o size iki meselede evet ben de
itiraz ediyorum ona. Yani birincisi Anayasa Mahkemesi'nin temel hak ve hürriyetlere aykırılık iddiasında denetim sınırıyla kararların uygulanması. Bir diğeri de kanunların yürürlüğünü anlamına kapsamına açıklama getirmesi. Bakın şu anda ben size özel örnek veriyorum. Yargıtay 16'nın ceza dairesi Zaman Gazetesi'yle ilgili kararında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Aynı Yargıtay. Bu ve benzer dosyalarda cezaları onadı. Bu tartışma, ama bu tartışmalar oluyor diyerek bu mahkemelerce verilen kararları milli yargı yetkisine müdahale edemezler biçiminde ceza muhakemesi kanununda bu hüküm varken, anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası orada dururken, taraf olduğunuz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 46. maddesi burada varken bunları uygulamama gibi şansınız, ihtimaliniz, imkanınız yok zaten. Ha, uygulamayabilirsin, uygulamadığın için kınarlar, işte siyasi bir takım size yaptırımlar tatbik etmeye veya iktisadi yaptırımlar tatbik etmeye çalışırlar. Sizin de gücünüz ne kadarsa buna dayanırsın. Ama bizim kanaatimce yapmamız gereken Selahattin Demirtaş kararında ilk, yani hak ihlaline konu olan tutukluluk devam ediyorsa bunu kaldırmak. Yeni tutukluluk bakımında yine mahkememizin toplanıp demesi gerekir ki kardeşim bu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararı bana geldi ama bu karar şöyle doğru değildir. Bir, bireysel inceleme bu yeni tutuklulukla ilgili değildir. İki, yeni tutukluluğa konu suçlar ve Selahattin Demirtaş hakkında ortaya konulan deliller ölçüllük ilkesi gereğince tutuklama tedbirini gerekli kılmaktadır demesi lazım. Küsmek olmaz. Böyle bir lüksümüz yok. Mesela Anayasa Mahkemesi Tadri Enis Berberoğlu ile ilgili İkinci hak ihlali kararını verdi. Evet. Bulması gereken ne? İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karar kendisine geldikten itibaren hemen bir Anayasa Mahkemesi içerik olarak da gönderdiği merci olarak da hatalı karar verdi. Ben size söyleyeyim. Bir, içerik olarak geçici 20. maddeyi nitelendiremezdi. Haddini değil de hani öyle bir kelam kullanmayalım. Yetkisini aştı. Ama ne yapabilirim? Kararları bağlayıcı ve kesin. Denetim mekanizmam yok. Şimdi ona göre Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununda değişiklik yapılmaya çalışılıyor ama ümit ederim bu bireylerin hak ve hürriyetleri aleyhine olmaz. Yani hemen biz bir eksik olan hususu yakaladığımızda kamu otoritesi kendi lehine bir takım değişiklikler yapmaya gayret ediyor. Bunlar da endişe veriyor. Birincisi geçici 20. maddeyle ilgili değerlendirmesi. İkincisi hak ihlalini eğer varsa gerçekleşen yer Yargıtay, Yargıtay'a göndermesi gerekiyor. Ama ben şimdi diyorum, başımızın üstünde Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Ama siz 10 Ekim dile kolay, 2020 tarihinde zannediyorum verilen hak ihlali kararını bugün 24 Ocak efendim 2021 hala uygulamıyorsanız oturup önünüze şapkanızı koyup bir düşüneceksiniz. Peki. Yani düşünmeniz lazım. Çünkü o bir yerindelik denetimi değil. İdari kararın hak ihlaline sebebiyet vermesi değil. Bir yargı kararı ve yargı kararının gereklerinin nasıl yerine getirileceğini 6216 sayılı kanunun 50. maddesinin 2. fıkrası açıkça göstermiş. Dolayısıyla bence bunlar tartışma dışı.